Herkese merhaba. Bugün birçoğumuzun çalıştırmaktan çok keyif alacağına inandığım obliklerleyiz. Yan karın olarak da düşünebilirsin bunu. Birçoğumuz bu bölgeyi aslında şu iki çizgiyi çıkarabilmek, karnı sıkılaştırabilmek, daha sıkı bir karın görüntüsünü en azından elde edebilmek için istiyoruz. Fakat ben yine bunun biraz daha ötesinde bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü bu hareketleri yaptıkça zaten ve beslenmene de dikkat edersen özellikle o çizgilere ulaşıyorsun bir şekilde. Sadece bunun da ötesinde aslında buraya odaklanmanın şöyle bir önemi var. Oblikler 4 karın kasından ikisi ve bel bölgesini saran bir kas grubu yine. İç organları orada saran bir kas grubu. Ve bundan da öte gördüğün birçok harekette aslında devrede olan ve bize destek olan kas grubu. O hareketi gerçekleştirebilmemizi sağlayan kas grubu. Dolayısıyla burayı biraz daha böyle ayrıca çalıştırmazsak içime sinmeyecekti. Bugün biraz daha yine tabii ki sadece orada olmayacağız. Birçok bölgeye dokunacağız. Fakat özellikle yan karnı hissedeceğimiz bir akış bizimle. Hiçbir ekipman kullanmıyoruz. Sadece bir adet pilates matımız var. Hemen yine 10-15 mm kalınlığında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum omurga sağlığı için burada. Ve eğer hazırsan artık biraz daha yan karnı hissedelim istiyorum. Hemen seni matına alıyorum. Başlıyoruz. O da burada yemek yemeye karar verdi mesela şu an. Bugün yapacağımız egzersizin de yine her seviyeye uygun olması açısından varyasyonlar veriyor olacağım. Mutlaka bence verdiğim varyasyonu dene ve hangisinde yine tam kontrollerde kalabiliyorsan, bedeni çok bozmadan, kurulumu çok bozmadan beni takip edebiliyorsan o varyasyonu seç. Sırt üstü yatışa getiriyoruz kendimizi matımızda ve ayaklar yerde, dizlerimle aynı hizada olacak şekilde bir yerde. Başımı yere yerleştirdikten sonra kollarımı vücudun iki yanına doğru alacağım ve ellerim kalçanın yanına gelecek. Ve yine şöyle başımla kendimi iterek yukarıya doğru, omuzları biraz daha vücudun arkasına doğru çektim. Ve ellerimi yere yerleştirdim. Burada mutlaka boynun çok havada kalıyorsa, yani çeneyi çok yukarı kaldırıyorsan, omuzları yukarıda tuttuğun için özellikle, bunları bastırmaya çalıştıkça şuna geliyorsan mutlaka başının altını ince bir yastıkla destekle. Kollarımı yere aldıktan sonra ağzımdan bir nefesi verdim yine sonuna kadar. Yine burundan verebilirsin. Ve tekrar nefes alırken diyaframa doğru. Önce ayak parmaklarına matını sardığına emin ol. Ayak tabanını büker gibi yap hafif. Oradaki kasları da devreye sokalım. Böyle aktif tutalım orayı. Ve daha sonra biraz da böyle onlarla yeri iter gibi yaparak arka bacakları devreye sok. Ve kalçayı sıkabildiğin kadar sık. Fakat belini hiç çevirmiyorsun. Yani yuvarlamıyorsun şu anda. Kuyruk sokumun yerde kalmaya devam ediyor. Arka kolumla da yeri itecek şekilde bir ne kadar matı hissediyorum, yeri hissedebiliyorum. Bunu gördüm ve hatta yine dediğim gibi omuzları iterken sırtımı yerden çok kaldırma gereği duyuyor muyum? Göğüs kafesim çok açılıyor mu acaba? Biraz buna baktım. Ve boynumu uzun tuttuktan sonra verdiğim nefesle birlikte pelvisi, kalçayı yine arkaya doğru yuvarlayarak arkaya pelvik tilt ile beli bir yere doğru itiyoruz. Bel omurlarını yerde hisset şu anda. Yine bugünkü hareketlerde doğal bel duruşu önemli olacak bizim için. Biraz da ilginç danslı bir şeyler yapacağız bence. Yine benim tabirimle. Daha sonra nefesi alırken kalçayı öne doğru çevirip karnı iyice şişirip yukarıya doğru böyle iterken beline bir kavis ver. Nefesi verirken kalçayı yuvarla arkaya doğru. Belini yere doğru it. Fuku oturur musun? Thank you. Ve tekrar öne doğru çevirip kalçayı beline kavisini verdin nefesini alırken. İki sayı daha öne ve arkaya pelvik tilt ile belin doğal bel duruşunu bulmaya gidiyoruz. Ben burada gözlerimi bilerek kapatıyorum. Böyle görmediğim bir şey olduğunda dikkatimi dağıtan da bir şey olmuyor. Ve daha rahat omurganın hareketine odaklanıyorum. Sen de bunu deneyebilirsin. Ve ikinci sayıyı yaptıktan sonra ikisinin arasında bir yerde artık belimi sabit tuttum. Bir tık hatta kalçayı arkaya doğru yuvarlar gibi yaparak çok da beli yere itmeden biraz daha o bölgeyi korumaya alabiliriz. Daha rahat yukarı kalkabilmek için buna ihtiyacın olabilir daha doğrusu. Şimdi aldığın nefesle birlikte kollarını gökyüzüne doğru gönder.
Parmaklarını 5 parmak yapacak şekilde aç. Hala alt gövde aktif bir şekilde yeri hissediyor bu arada. Kendi içinde de böyle bütün bölgeyi sıkı tutmaya çalışıyorum. Kalçayı, arka bacağı ve ayak tabanlarını. Şimdi nefesimi alırken yavaşça üst gövdeyi yukarıya doğru kaldırıp kollarımı aşağıya doğru indireceğim. Kalçanın iki yanına doğru. Yine en yüzeydeki karın kasımı önce devreye girdi. Üst gövdeyi öne doğru bükerek beni yukarı kaldırmaya çalışıyor şu an. Tekrar nefesini ver. Başı yere koy, kollar yukarıya gelsin. Nefesini al ve çıkabildiğin kadar yukarıya doğru yüksel. Bunu yaparken sırt omurlarından itibaren öne doğru bir bükülmedeyiz, unutma. Geriye yattığında o yüzden önce omurgayı uzatman çok önemli. Uzadığını hissetmen, boynu uzun tutman mesela. Bir sayı daha yapacağız. Ve her sayıda yine beli sabit tutarak, kalçayı çevirmeden yani ne kadar yukarı kalkabiliyorsun buna bir bak. Şimdi burada kaldım ve ellerimle ileride bir yere uzanmaya çalışıyorum. Omuzları uzaklaştırdım kulaklardan. Avuç içlerimi aşağıya doğru çevirdim ve şimdi buradan nefes alırken üst gövdeyi olduğu yerde sağa doğru bükerek yine pelvis sabit sağ topuğuma uzanmaya çalışacağım. Nefesi verirken bu sefer sola doğru büküp sol topuğa doğru uzandım. Bir. Ortadan bir geçişteyim yani aslında. Sağ ve sol. Hala ayaklarımla yeri güçlü itiyorum. Üçüncü sağ ve üçüncü sol kalçayı sıkmaya devam ettim ki hareketi biraz daha güçlü yapabilmemi sağlıyor. Ve dört. Şimdi al nefes sağ ve verirken sol ve gel yatır kendini bir burada. O yan karındaki çalışmayı bir fark et. Tekrar nefesini alırken yeniden kendini yukarıya doğru kaldır. Bir 5 sayı daha gideceğiz. İsteyen ara vermeyebilir. Benim bu verdiğim esi vermeyebilir. Çok ara vermiş sayılmayız zaten. Sadece nasıl bir çalışmanın içine girdik onu görmek için yatırdım kendimi geriye. Sen istersen 10 sayı burada kalabilirsin ve tekrar ediyorum. Üst sırttan itibaren bir yana doğru bükülmedesin. Yani kalçayı sağa sola doğru düşürme. Son iki sağ soldayız. Ve sol. Şimdi son kez sağ. Ve sol. Tekrar kollar yukarı gelsin. Başın yere gelsin ve bacaklarını olduğun yerde uzat dümdüz matına. Uzattığın anda kalçayı öne yuvarlayıp yine beline çok kavis verdiysen hemen onu arkaya doğru yuvarla. Yine doğal bel duruşuna getirmeye çalıştın yani. Tekrar nefesi alırken bu sefer burada başımı yukarı kaldırıp elimden geldiğince sırtı yukarıya doğru kaldıracağım. Bir ve tekrar geriye yattım. Al nefes yukarıya. Yeniden rectus abdominis devrede çok fazla. 2. Bu six pack kasından bahsediyorum. Ve tekrar yukarıya. Vücudu sıcak tutmak için burayı çalıştırmayı çok seviyorum. O yüzden aralara birazcık ekleyeceğiz bundan. Son bir tane daha. Ama hala oblikler çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Şimdi nefesi alırken bu sefer bacaklarımı uzatmaya devam ediyorum yerde. Kalçamı da sıktım. Ellerimi birleştirdim ortada ve nefesimi alırken sola doğru çevrilerek kalkacağım. Bir rotasyona uğruyor omurga sırttan itibaren yine ve sol bacağı yukarı çektim. Eğer 90'a çekmek senin için çok zorsa dizini bükerek kendini asılabilirsin lütfen. Yani şurada kalmasın bacak şu anda. Bacağı asılabildiğin kadar yukarı asıl ve buradan yanına sağ bacağı getireceğiz çünkü. O yüzden dizleri bükmeye çekinme diyorum. İki bacağı yukarı uzattım. Geriye giderken iki bacağı da dümdüz yere indiriyorum. Fakat belime çok kavis vermek yok. Şimdi bir. Nefesi alırken tekrar sola doğru yükselirken sol bacak yukarı. Hemen yanına sağa çektim. Ve geriye yatarken iki bacağı da yavaş aşağıya indiriyorum. İki. Nefesini al. Sola doğru çevirerek kendini kalk. Sol bacağı yukarı çek. Sağ yanına çekip iç bacağı bastır. Vücudu aşağıya yatırırken iki bacağı dümdüz aşağıya indir. 3. Dizini bükenler daha erken bir yerde ayaklarını yere koysunlar. Göstereceğim birazdan.
Ver nefesi, geriye yatır kendini, pardon. 4. Şu şekilde yapabilirsin. Sol dizi büktüm, yanına sağ dizi büktüm. Ve geriye doğru giderken önce ayaklarımı getirip daha sonra uzatıp yere yerleştirdim bacaklarımı. 5. Aynı şeyi sağ tarafa yapmaya gidiyoruz. Nefesini al, sağ bacağı kaldır. Üst gövdeyi sağa çevir ve şimdi solu yanına çek. İki bacağı yere götürürken bütün merkez devrede, dolayısıyla hala oblikler devrede. 1. Ve al nefes, sağ. Sol bacak yanına geldi. Ve yatarken iki bacağı kontrollü bir şekilde kalçayı sıkıp iç bacağı bastırarak aşağı indiriyorum. 2. Al nefes, sağ. Çek sol bacağını yanına. Geriye yatarken ayaklarının pointinde abart. Ve 3. Tekrar al nefes, sağ bacak yukarı. Sol bacak yanına. Haydi kontrollü bir şekilde. Beline dikkat ederek özellikle. 4. Son kez yapıyoruz. Al nefes, sağa kalk. Sağ bacağı yukarı kaldır. Solu da yanına çek. Ve yavaşça yatır kendini bacaklarını uzatarak. Ve 5. Şimdi ellerini aç tekrar. Nefesi alırken üst gövdeyi düz bir şekilde bu sefer yukarı kaldır. Ve sağ bacağını yukarı çekip tut iki elinle tutabildiğin bir yerden. Sol bacağı da birazcık yukarıya kaldır. Yerde olmasın. Bu bacağı asılıp üst gövdemi sağa doğru çevireceğim. Ve daha sonra sola asılıp üst gövdeyi sola doğru çeviriyorum. Önce bir 4 sağ sol daha. Yani toplamda 5 sağ sol. Hem bacağı dümdüz ne kadar çekebiliyorum kendime. Hem de ellerden destek alırken ne kadar yan karnı hissediyorsun şu an aslında. Ona bir bak. Çünkü birazdan ellerdeki desteği bırakacağız. İki bacağı yukarıda beklet şimdi ve ellerini getir, başının arkasına koy. Nefesinle birlikte sol bacak aşağı insin ve vücudu sağa doğru çevir. Yine zorlananlar, sağ dizi bükebilirsin burada. Ve diğer nefesle sola doğru çevrildim. 1. Sadece 4 sağ solda. Eğer dayanabiliyorsan burada kal, dizi bükme. 2. Üst gövde yine elinden geldiğince yukarı kaldırıyorsun. 3. Ve son kez yapacağız. Haydi sağ. Ve sol. İki bacağı yukarıda tutup önce başını yere yerleştir. Ve şimdi kollarını yukarıya doğru gönder. Bacakları uzatmaya devam et. Kuyruk sokumunu bastırmaya devam et. Çok belinde değilsin. Ve nefesimi alırken onları aşağı indirip üst gövdeyi yukarı kaldırıp oturma pozisyonuna kaldıracağım kendimi. Ve aç göğsünü, uzat yukarıda burada. Şimdi biraz matımda kalmak için geriye geldim. Kalça etlerimi sıyırdım oturma kemiklerinin üzerine daha rahat gelebilmek için. Dik oturamayanlar mutlaka yine kalçanın altına biraz böyle bir yastık alabilir, yükseltebilir kalçasını. İki bacağımı da mat genişliğinde açtım. Hatta istersen daha çok aç, dik oturabiliyorsan burada. Ve kollarını yukarıya doğru, karşıya doğru kaldırıp topuklarını it. Ve öyle bir it ki dizinin arkasına, özellikle topuklar neredeyse yerden kalkacak gibi olsun. Şimdi nefesimle birlikte kolları yukarıya doğru gönderdim ve elleri kenetleyip tam başımın arkasına koydum. Omuzlarım aşağıda. Nefesi alırken göğsü açabildiğim kadar yukarıya doğru açıyorum. Ve nefesi verirken olduğum yerde beli çevirmeden üst gövdeyi sola doğru çevirdim. Merhaba. 1. Ve tekrar al nefes, karşıya dön. Ver nefes, sağa doğru çevril bu sefer. 2. Ve dön karşıya. Ne tarafa dönüyorsan, onun çapraz kolu, yani sola dönüyorsan şu an sağ taraf. Seni biraz daha o yöne çevirmek için itsin böyle. Ama boynunu öne çevirmesine, pardon, öne itmesine izin verme. Aynı zamanda başınla da elleri itmeye devam ediyorsun. Ve hala bacaklarım çok aktif uzuyor şu anda. Haydi son 2 sağ sol. Nefesinle önce sola döndün. Ve dikliğini bozmadan, sırtına özellikle bir C vermeden orta yerde kalarak bir sola çevriliyorum. Bir sağa çevriliyorum.
Şimdi nefesi verirken tekrar sola dön ve burada kollarını açıp sağ elinle sol ayağının dışında bir yere uzan. Sol kolu arkaya gönderirken bakışların sol elinde olsun ve omzunu geriye almaya çalış. Ve hala göğüs kafesini açmaya çalışıyorum. Bir sayı sadece. Ve tekrar nefesimle birlikte kolları gökyüzüne doğru uzattım ve buradan bu sefer sağa doğru çevrildim. Sol elimle sağ ayağımın dışına uzandım. Ondan destek alarak kendimi itip sağa doğru çeviriyorum göğsümü ve omurgayı dikleştirmeye çalıştım. Bakışlar sağ kolda. Ve gel buradan yeniden kollarını gökyüzüne doğru uzat. İki bacağı da ortada kapat. Ve ayaklarını point al. Biraz matın dışına çıkacağımız bir şey yapacağız şimdi. Hem biraz dediğim gibi işin arasına bir eğlence katalım diye. Hocam biz eğlenmiyoruz diyenler oluyor. Böyle söylediğimde bence gayet eğlenceli. Yanlış bakıyorsun bence. Şimdi burada nefes alıp göğsü açıp uzadıktan sonra nefesi verirken önce öne doğru uzayarak katlandım. Ve ellerimle sağ ayak bileğimden yakaladım. Aşağıya kendimi çekerken boynu aşağıya düşürmeyip çeneyi içeride tut bu arada. Ve diğer nefesimi alışta sağ bacağımı da yukarıya doğru kendimi kaldırırken sağ bacağımı da benimle birlikte kaldırıp göğsü açtım iyice karşıya doğru. Sırtı dikleştirmeye çalışıyorum yani. Ve şimdi burada o dikliği kurduktan sonra ellerimi bırakacağım, bacak burada önce bir kalacak. Ve buradan iki elimi sol tarafa doğru getirirken vücudumu yüz üstüne doğru çevirdim. Matın dışına geldim şu anda ve yüz üstü yatırdım kendimi. Nefes alırken açtım göğüs kafesini karşıya doğru. Bu kadar kalkmak zorunda değilsin. Tekrar nefesini verirken aşağıya yat ve sağ bacağı kaldırmaya başla. Kendini olduğun yerde itip ilk pozisyonuna getir ve tut sağ bacağından. Göğsünü açarak uzat kendini ve diğer nefesinle bacağı aşağı indirirken üstüne doğru katlamaya başlıyorsun kendini. Ve burada kalıp ellerimi şimdi sol bacağa geçirdim. Sol ayak bileğinden tutuyorum. Nefesimi alırken bu sefer yukarı kalktığım anda sol bacağı da kaldırdım. Yine bu kadar gelmek zorunda değil. Unutma, ya da böyle bir kemerle tutabilirsin. Yani ayağının altından kemer geçirip ellerle kemeri asılabilirsin. Sırtı dikleştirmeye çalıştıktan sonra kolları bıraktım. İki elimi de matın sağ tarafına doğru götürürken kendimi yüz üstüne geçiriyorum. Yine matın dışına çıktık. Ve burada nefesi alırken pübisimi yere itmeye çalışıp, yani kuyruk sokumunu topuklara doğru çevirirken göğsü açıyorum karşıya doğru. Nefesi verirken yere yatır kendini, sol bacağı kaldırmaya başla ve ellerine kendini itip matına gel tekrar. Tut sol bacaktan. Ve öne doğru kapanırken sol bacağı aşağıya doğru indir. Bir sağ solumuz daha var. Şimdi ellerimi sağ tarafa geçirdim. Önce sırtına böyle çok kambur verdiysen göğsünü açarak aşağıya kapatmaya çalıştın kendini. Ve yukarı kalkarken sağ bacağı kaldırdık. Her yerim tüy oldu. Aç göğsü yukarıya doğru. Ve daha sonra kollarını bırakıp iki eli matının soluna doğru bir yere getirmeye başla ve yüz üstüne kendini çevir. Bacaklarını yere koyduktan sonra nefesini alırken göğsünü aç karşıya doğru. Hala bacakları uzatmaya devam ediyorum. Arka kolum aktif. Tekrar dirseklerimi bükerken sağ bacağı yukarı kaldırdım. Kendimi ittim eski pozisyona ve tuttum sağ bacağımı. Dikleşmeye çalıştım önce ve daha sonra omurgayı yine uzatarak sağ bacağı aşağı indirip katladım kendimi öne. Ve yine burada daha çok önce karnı üst bacağı koymak istermiş gibi yaparak solu tuttum ellerimle. Ve nefesimi alırken sol bacağı yukarı kaldırarak kendimi kaldırdım yukarıya. Vücudu dikleştirdikten sonra elleri bırakıp iki elimle matın sağına doğru gidip kontrollü bir şekilde matın dışına doğru çıkıyorum. Yüz üstüne geldim. Nefesi alırken kendimi yukarıya doğru itip boynu geriye doğru alacağım ve nefesimi verirken yatmaya başladığım anda sol bacağı kaldırıp kendimi itip kalçamın üstüne doğru sol bacağımı yakaladım yukarıda.
Ve öne doğru katlıyorum kendimi yine onunla birlikte. Ve ayaklarını flex'e çekerek önce sırtını dikleştirmeye çalış burada. Aç göğsü karşıya doğru. Nefesi alırken biraz daha karnımı bırakmak ister gibi omurgayı uzatarak bacakların üzerine doğru kapatıyorum kendimi. Ve hemen omurgayı dikleştirirken dizleri bük, ayaklarını yere yerleştir. Ellerimle bacaklarımdan tutarak yine önce bir sırtımın dikliğini buldum burada. Nerede dik oturabiliyorsan oraya getiriyordun kendini, unutma. Ve daha sonra kollarımı uzatıp yuvarlak kocaman böyle bir top tutar gibi dirseklerimi sağa sola açıp el parmaklarımı ortada buluşturuyorum. Önce nefesi verirken yine kalçamı sıkarak beli geriye doğru ittim. Ve yarım yola geldikten sonra beli itmeye devam ederken omuzlar yukarıda değil aşağıda, nefesimi alırken sola doğru çevirdim üst gövdeyi. Bir, ortadan geçirip sağa doğru döndüm şimdi. Az önce dik oturmada yaptığımız şeyi burada yapıyoruz. Ve yine harekette bel omurları devrede değil, yani bel omurlarını çevirmiyorum. Sadece sırttan bir çevrilme bulmaya çalışıyorum. Eğer ayakların çok hareket ediyorsa öne arkaya ya da dizlerin sağa sola, biraz belden dönüyorsun demek. Böyle kontrol edebilirsin kendini. Son iki sağa sol. Ve son sağa sol. Ve şimdi ortada kalıp yavaş omurgayı yuvarlayarak yine göğsünü açtın karşıya doğru ve bu sefer buradan bir tık ileriye götürmek isteyenler için, herkes bunda da devam edebilir. Birazcık beli geriye doğru yuvarlayacağım. Hatta tutarak yapalım önce, gel. Sol bacağını kaldır dengeye, sağ bacağını kaldır dengeye. Çok fazla ayaklarını düşürmeni istemiyorum ama çok masada da olmak zorunda değil. Ortada bir yerde olsun, sadece dizlerini göğsünde tutmaya çalış. Şimdi elleri bırakmaya gidiyoruz. Tekrar yuvarlak yaptık ve al nefes, sağa çevril, geç ortadan, sola çevril. Bir tık belimi arkaya yuvarlıyorum hala. Sağ, sesime geldi o titreme. Sol, şimdi son, 3 sağ sol. Tekrar ediyorum, buraya gelmek zorunda değilsin. Ve 2 sağ sol. Son bir tane daha. Bacaklarından tut. Kendini tekrar bir dikleştir. Topuklarını iterek ayaklarını flex'e çek ve bir tık yukarı kaldır onları. Hazır olduğunda iki kolu da bırakıyorsun burada yine. 10 saniye kalacağız sadece. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayaklarını yere indirirken uzat. Ve yine göğsünü açarak karnını üst bacağa koymak ister gibi kendini öne doğru katla. Ve yavaşça omurgayı dizerken yukarıya bağdaş kuruşa geçip ellerini öne al ve dört bacak pozisyonuna gel. Eller omuzların altında, dizler artık kalçanın altında. Dört bacak pozisyonunu biliyoruz. Göbek deliğini asıldık içeriye. Boynu aşağıya düşürmeyip başı geriye doğru ittim mutlaka boyun omurlarını uzatarak. Ve şimdi ağırlığımı sol kola verip sağ elimi uzattım ileriye doğru önce bir. Sonra sağ elimi başın arkasına koydum ama başı öne itmiyorum. Yukarıda hala sol dirseğimi kitlemeyip mikro büktüm. Ve belimi eşit tutuyorum hala burada. İkileyen kemiğimin hizası yan yana yani. Nefesimi verirken bu sefer sola doğru üst gövdeyi çevirip sağ dirseğimle böyle sol koluma gelmek istiyorum, sanki dokunuyorum. Nefesi alırken sağa doğru çevirdim üst gövdeyi bir. Beline çok kavis verdiysen uzatıyorsun onu biraz. Tekrar. Ver nefes, sola çevril. Al nefes, sağa dön iki. Beş sayı buradayız. Yukarıya kalkarken boynunla da eli itmeyi unutma. Başınla daha doğrusu üç. Ve dört. Ve hala ayaklarımın üstüyle yeri güçlü itip kalçayı da sıkmaya çalışıyorum. 5. Şimdi aşağıda kal. İleri seviyeye gitmek isteyenler biraz daha.
sol ayağı yerden kaldırıp sol bacağı kalça hizasına uzattılar. Şimdi nefesi ver, daha dengedeyiz artık. Kolu kapat ve al nefes, sağa doğru aç kendini bir. Ve ver nefes sola. Al nefes, sağa çevrildim iki. Beline çökmeye çok müsait bir pozisyon, lütfen onu kontrol et. 5 sayı bizi sakatlamasa da, belki de sakatlar, bilmiyoruz. Orada olan bir şey vardır belki önceden. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Son bir tane daha yapacağız. Al nefes ve dirseğini kapat. Göğsü açtıktan sonra önce sağ elini yere koy. Sol dizini yere yerleştir. Ve bir sol bileğinin üstünü yere koyalım. Ve minik minik böyle öne arkaya doğru da hareket edecek şekilde. Onu birazcık rahatlat. Aynı şeyi diğer tarafla yapacağız şimdi. Hazır olduğunda sol eli de yere yerleştirdin. Ve yeniden o doğal omurgayı bulduk burada. Bakışlarım ön çaprazda bir yerdeydi. Nefesimle birlikte ayaklarımın üstüyle yeri güçlü itiyorum ve sol eli ileriye doğru götürdüm. Sol kolu komple. Sağ dirseğimi biraz büktüm ve sol eli aldım başımın arkasına. Şimdi nefesimi alırken sola doğru çevirdim vücudumu ve buradan sağa doğru dönerek sol dirseği sağ koluma dokunduruyorum. Bir. Yeniden. Al nefes. Ve ver nefes. Sağa dön. İki. Yukarı dönerken sağ kolunla kendini itebildiğin kadar güçlü bir şekilde it yukarıya. Üç. Ve dört. Ve şimdi 5. Önce açıl ve daha sonra aşağıya çevir kendini ve hazır olduğunda sağ bacağını yukarıya doğru uzat. Nefesini verirken kendini içeriye doğru çevirdin. Vücudu dengede tutmaya çalışıyorsun. Çok sallanıyorsan eğer dizini mutlaka yere koy. 1. Tekrar nefesinle sağ ve alırken yukarı 2. Sağ bacağı uzatmaya devam et. Dizin hiç bükülü kalmasın. Ve 3. Sol kalçayı da sıkıp ondan destek alıyorsun denge için. 4. Ve son olarak sağ parmak uçlarımla yeri güçlü itiyorum ben. Ve 5. Ortada kal. Elini yere koy, dizini yere koy ve şimdi de sağ el bileğinin üstünü yere yerleştir. Minik minik öne arkaya doğru sallanabilirsin yine burada. Şimdi birazcık merkez bölgeyi bütününde zorlayacak bir şey yapacağız. İsteyenler bu harekette kalabilir. Ellerimle matımın önüne doğru yürüdüm. Plank'e geçeceğim çünkü. Yine arkada gidecek mesafen olmalı. İşaret parmaklarını karşıya doğru çevirdin. Hala 5 parmağı zorluyorum arkadaşlar. Bileğine yüklenmemek için ve bütün avucun içinden tam destek alabilmek için. Yine bir savaş çıktı şu an. Ve dirseklerini mikro bükülmede tuttun. Omurgayı doğal duruşuna getirdik önce. Hazır olduğunda sağ ayağı flex'e çekip matında bir yere yerleştir. Omuzların yeri değişmesin. Ve solu yanına al şimdi. Beline çok kavis vermedin burada. Önce bir kendini kurdun. Şimdi nefesi alırken sağ bacağı yukarı kaldırdım önce. Ve dizimi büküp sağ el bileğime doğru getireceğim. Ve buradan dizi sağ koltuk altına çekip kedi pozisyonuna geldim. Sonra sola çevirip soldan aşağıya doğru indirdim. Ve bacağı aldım tekrar plank'e. Hadi solla görelim. Sol bacağı uzat. Vücudu biraz aşağı düşürerek sol dizi getir. Sol el bileğine dokundur. Kendini çıkar iyice kedi pozisyonuna. Sağa doğru çevir. Ve aşağıya doğru süpürerek al sol bacağı geriye. Tekrar sağ bacakla yapıyoruz. Sağ yukarı, dizi büküp aşağı çektim. Göğsüme doğru, hatta koltuk altına çekiyorum. Sonra sola çevirip, aşağı süpürüp, ayağı geriye götürdüm. Ve sola uzat, dizi bük, sol eline çek. Yukarıya doğru it, sağa çevir ve aşağı indir. Ve gel plank'e. Sadece bir sayı daha yapacağız. Sağ bacak yukarıya, sağ el bileğine çek. Koltuk altına doğru asıl. Sola dön ve aşağı indir. Ayağı götür arkaya. Ve şimdi solu kaldır.
sol el bileğine çek ve kaldır yukarıya. Sağa çevir kendini ve aşağı indirip götür arkaya. Şimdi buradan kendini aşağı bakan köpeğe ittin. Burası bir dinlenme yeri. İsteyenler çocuğa da geçebilir. Üçer sayı bir şey ekleyeceğiz sadece. Nefesini alırken sağ bacağı yukarı gönder. Ayak point de olsun. Çok uzatmana gerek yok. Dize büküp kendine çekerken kalçayı yuvarla, sırtı yuvarla. Ve dizi alnına dokundurup tekrar it bacağı yukarıya bir. Omuzlar ellerin üzerine gelene kadar taşıyoruz kendimizi. Ve iki, son bir tane daha buraya. Üç ve buradan sağ ayağımı yere koydum önce. Ve hazır olduğunda sol bacağı kaldır. Ve dizini büküp çek alnına. Bir, tekrar geriye. İki ve son kez. Üç ve ayağını yere yerleştir. Topuklarını yere iter gibi yap. Mümkünse birazcık dizlerini bük, hatta bence bük. Ki omurgayı daha çok uzatalım. Sanki göğüs kafesini aşağı indirmek ister gibi. Ve burada topukları yukarı kaldır. Kalçayı yuvarla, sırtı yuvarla. Dizlerini büküp, kalçayı topuklara doğru getirip ellerinin üstünü yerleştirdin matına. Şurası görünüyor mu acaba? Bam bam şu an. Bacağı havada kendini temizliyor, görebiliyor musunuz? Ya bunların bu pozisyonları beni bitiriyor gerçekten. Minik minik sağa sola sallayabilirsin kalçanı. Bana doğru sağ dirseğine inecek şekilde yan yatışa geç. Elin yerde kalacak sağ elin ve dizlerini büküp ayaklarını matın arkasına doğru gönder. Ve sol kolu aldık, yukarıya doğru kaldırdık burada. Şimdi kalçayı birazcık yukarı kaldırıp artık burada kalıyorum. Sağ dizime yükseldim yani, hem birazcık hem de sağ omzum ve sırtım beni taşıyor. Sol bacağı uzat karşıya doğru. Nefesi alırken sol bacak yukarı tekme atsın ve uzatarak aşağı indir bir. Hareketi asla bu kadar büyük yapmak zorunda değilsin, hatırla. Şimdi 4. Sağ omzuna çöktüysen mutlaka omzu geri alıp it kendini yukarı. 7. Son 3 tane daha. 2. Ve son kez. Yukarıda kalıp dizini bük. Kalçayı bir yere koy. Sol eli yere koyup sağ eline de yüksel. Şöyle bir kendini sadece bir nefes. Özellikle boynun çok gerildiyse. Sırtı arkaya doğru yuvarlayıp öne doğru katla. Şimdi bir şey ekleyeceğiz bu harekete. Daha sonra sağ dirseğine indin tekrar. Dün benzerini yapmıştık sanırım, dündü. Yine sol kolu uzattım yukarıya doğru ve kalçayı bir tık yukarı kaldırıp sol bacağı uzattım sola. Şimdi nefesi alırken kolu başının tepesinden düşür. Uzatmaya devam ediyorsun. Ve ver nefes, dizini bük, çek, buluştur. Bir. Ver nefes. İki. Ve el bileğinde olmaya göre, yani eline çıktığını düşünürsen eğer, daha kolay aslında hareket şu anda. Bence daha büyük bir kas grubu bizi taşıdığı için dirsekteyken. Son üç tane daha. Son iki. Sağ kalçayı da hissediyorsun. Son bir tane daha. Şimdi kolunu kapatırken kalçayı aşağı indir. Elini tekrar yere yerleştirip kendini yukarıya doğru it ve bu sefer daha çok kalçayı geriye düşürmek ister gibi. Sırtını yuvarla arkaya doğru. Boynu aşağıya doğru bırak. Ve şimdi buradan önce dizlerine kaldır kendini. Ellerine birazcık istersen ileriye doğru yürü. Ve ayak parmaklarını yere takarak kalçayı yukarıya doğru gönderdin. Ve şimdi sağ dizi bükerek sağ ayağını matının solunda bir yere götür. Sol ayağını da matının sağında bir yere. Yani çaprazladın bacaklarını. Arasında biraz mesafe olsun. Topuklarını yere koymaya çalışmanı istiyorum. O yüzden dizlerin bükülü kalabilir. Burada bir nefes alacağız ve sağ eli ortaya alıp birazcık nefesi verirken ayaklarımın sağını yere getirerek kendimi açtım.
sola doğru yan dönüşe geldim yani. Eğer elin çok omzunun altında bir yerde kalıp rahatsız ediyorsa biraz ileriye al burada. Ve buradan kalçayı aşağıya indir. Sol kolu aşağıya indir. Bir. Ve yeniden yukarı kalkıyoruz şimdi. Sol kolu gönder başının tepesinden uzayabildiğin kadar uza. Ve tekrar nefesle aşağı dokun bu sefer. Ve tekrar it kendini yukarıya. Şimdi 3'e gidiyoruz. Sadece 2 sayım var. 4 ve yukarı. 5 ve yukarıda kal. Bir 10 saniye kadar kal. Sağ yan gövdeyi düşün daha çok. Ve buradan elini tekrar matına koyup ayaklarınla kendini aşağı bakan köpeğe ittin. Nefesi alırken omurgayı uzattık. Nefesi verirken topukları yukarı kaldırıp kalçayı yuvarla. Dizlerini büküp yere yerleştir. Kalçayı dışarı çıkarıp aç göğsü karşıya doğru ve çocuk pozisyonuna it kendini. Sağ el bileğin yine çok yorulduysa bileğinin üstünü yere koyabilirsin. Ve şimdi buradan diğer taraf için kalçayı yuvarlayarak kendini önce dört bacak pozisyonuna getir. İstediğin bacağını diğerinin önünden geçirerek iki dizi alt alta üst üste aldın. Yani önlü arkalı duruyorlar. Ve buradan hop kalçayı oturttuk matımıza. Sonra bacakları uzatıp sol tarafa dönüyoruz. Tanrım ne güzel geçişler yapıyoruz. Ayaklarımı yine matın arka çizgisine doğru getirdim. Dizlerden bükülü bir şekilde yerdeyim. Sol omzu geriye alıp sol dirseğimle ittim kendimi yukarıya. Ve şimdi burada sağ kolu yukarı gönderirken kalçayı da yukarı kaldırdık. Sol dizin üzerine doğru yükseldik. Sağ bacağı uzattım dümdüz karşıya. Al nefes bacak yukarı bir ve ver aşağı indir. 10 sayı bacak tekmesi yapıyoruz. Kalçayı burada tutmaya çalışarak. Sol kalçayı sık ki destek olsun sana. Ve bacağı yukarı kaldırırken kalçan hareket ediyorsa biraz daha aşağıda bir yere kaldır onu. Son 2 sayıdayız. Ve son kez. Şimdi dizini büküp kalçayı yere koy. Elini yere koyup yine bir boyun aşağıya doğru yuvarla çeneyi içeri alarak bir yine sırtın boynun rahatlasın. Ve şimdi buradan yine sol dirseğe indim. Hala aynı pozisyondayım. Sağ kolu yukarıya gönderdim önce ve buradan kalçamı yukarı kaldırırken kolu başımın tepesinden uzatıp sağ bacağı uzattım dümdüz karşıya. Nefesimi aldım burada vücudu açtığımda nefesi verirken dirsekle dizi buluştur bir ve uza. Ver nefes iki ve uza. Haydi üç. Farkındaysan dizi iyice yukarıya doğru büküyorum aşağı değil. Ve beş. Nefeslerle altı ve sol omuzu aşağıya çek yedi. Şimdi sekiz. İt kendini yukarı sol kalçayla da 9 ve 10 ve burada biraz kalıp sonra dizini bük, kalçayı yere koy, sağ eline yükselip boyun aşağıya doğru bırak ve buradan kendini önce 4 bacak pozisyonuna kaldır. Ayak parmaklarını taktıktan sonra kalçayı yukarı doğru gönderdim yine. Ve bu sefer sol ayağımı aldım matın sağına. Sol bacak önde kaldı. Sağ da matın soluna doğru yürüttüm. Burada kendimi bir aşağı bakan köpeğe itiyorum. Hoş geldin bam bam. Ve hazır olduğunda sol elini biraz hem ileriye hem de ortaya bir yere taşı. Ve buradan kalçayı sola doğru düşürürken ayaklarını sola doğru düşür. Sağ kolunu yukarı açıp side plank'e yerleştir kendini. Nefesinle birlikte kalçayı aşağı indir ve tekrar alırken kalçayı yukarı it, kolu başının tepesinden uzat bir. Tekrar al nefes ve ver yukarıya iki. Haydi ne kadar yukarıya kalkarsa o kadar sol yan gövde çalışıyordu. Üç, iki sayı daha. Dört, son bir tane daha yapacağız.
Ve kal burada biraz sadece. Şimdi elini yere koy. Matında yeniden bir aşağı bakan köpeğe getirdin kendini. Topukları yere itmeye çalışırken kuyruk sokumunu tavana gönder. Omuzlarını iyice kendine doğru çevirecek gibi yaparak kürek kemiklerini yay sırtında. Ve aldığın nefesle birlikte daha çok omurgayı uzatmaya odaklan. Nefesi verirken biraz daha bırak göğsün aşağıya doğru erisin. Oh. Ve parmak ucuna yüksel diğer nefesinde popo daha yukarı çıksın. Kendini öne getirirken kalçayı yuvarla. Beli yuvarla, sırtı yuvarla. Dizlerini bük. Kalçayı dışarı çıkar, belindeki kavisi arttır ve bakışlarını yukarı doğru getirip ayaklarının üstünü yere yerleştir. Ve kalçayı götür topuklara doğru çocuk pozisyonu için. Ellerle ileriye doğru uzandın. Artık her şeyi bir tamamen bırakabilelim istiyorum. O yüzden omurgayı uzattıktan sonra kollarını ayakların yanına doğru getir. Başının bir tarafını çevirebilirsin sen de. Omuzları bırak aşağıya doğru düşsün. Ve burnundan derin bir nefesle yine doldur diyaframı burada. Nefesi verirken oh, duyacak şekilde ağzından bütün göğüs kafesini daha çok üst bacağa bırak. Tekrar al bir nefes. Son kez. Ve diğer nefesinle kalçayı yuvarla, sırtı yuvarla, en son başını kaldır. Omuzlarını çevir önden arkaya doğru, tak yerine. Bir, tekrar. Tak yerine iki ve son kez. Üç. Bitirdik. Gerçekten. Bugünü de bitirdik. Ve ne kadar güçlü çalıştık öyle. Değil mi? Bana eşlik ettiysen bu gücün sen de farkındasın bence. Yarın kampın 14. gününde yavaş yavaş sona doğru gelirken bence bedende bir şeyler olmaya başlamıştır diye düşünüyorum çoktan. Eğer böyle dönüşümlerin varsa lütfen onları da yoruma bırak. Ve yarın aynı saatte benimle burada matında buluş. Yarına kadar güzel kal. Hoşça kal. Hoşça kal.